Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. 4 Ocak Çarşamba bugün ana haber bültenimizde karşınızdayız. Gündemin tüm önemli başlıklarını aktarmak üzere ben Sermin Baysal Ata. Efendim, memur ve emekli maaşlarına yılın ilk 6 ayı için yapılacak zam oranı %25 olarak açıklanmıştı dün, bildiğiniz gibi. Bugün %30'a yükseltildi. En düşük emekli aile ise 5500 lira oldu. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren müjdeler AK Parti grup toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan asgari ücret destek tutarını da 250 liradan 400 liraya çıkarıldığını açıkladı. Başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını %30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının %30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz. Memur ve emekli maaşlarının zam oranına 5 puan daha eklendi. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan, yıl içinde beklenmedik durumlar ortaya çıkarsa telafisini yapacağız dedi. En düşük emekli aylığında da artışa gidildi. Ayrıca en düşük emekli maaşı tutarını da 3500 liradan 5500 liraya çıkartıyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılının ilk AK Parti grup toplantısında konuştu. Asgari ücret destek miktarında da 150 lira artış yapıldığını açıkladı. Çalışanlarımızın asgari ücret rakamını bir önceki yılın başına göre iki kat artışla 8507 liraya yükselttiğimizin müjdesini vermiştik. Özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı, buradan tüm çalışanlarımız ve işverenlerimizle paylaşmak istiyorum. Erdoğan'ın bir diğer müjdesi ise sayısı 7 milyonu bulan orman köylülerine yönelikti. Orman köylülerine bu yıl toplam 10 milyar 500 milyon lira destek verileceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl 530 milyon lira olarak gerçekleşen ve %20'si hibe, kalan kısmı faizsiz olarak verilen or köy ödemeleri için bu yıl 1,2 milyar lira tahsis ettik. Orman köylerimizde yaşayan ve orman envali üretim işlerinde çalışan yaklaşık 200 bin vatandaşımıza verilen birim fiyatlarını 2022 yılında %112 artırmıştık. Şimdi de birim fiyatları yılın ilk 6 ayı için %50 artırıyoruz. Efendim, işte memur ve emekliler maaşlarını %30 zamla alacak. En düşük memur maaşı 11.848 lira olacak. En düşük memur emekli aylığı da 7.901 liraya yükselecek. En düşük emekli maaş tutarı 3.500 liradan 5.500 liraya çıkacak. Zam ve enflasyon farkı 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak. Memur emeklileri, SSK ve Bağkurlulara bir müjde daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün refah payının da dahil olduğu yeni nihai zam oranını açıkladı. Buna göre maaşlara %30 zam yansıtılacak. Açıklanan enflasyon verisinin ardından memur ve emeklilerine %13,52, SSK ve Bağkur emeklilerine de %14,6 refah payı verildi. Yasaya göre, enflasyon ve toplu sözleşmelere göre SSK ve Bağkur emeklileri normalde %15,40 zam alacaklardı ve bununla birlikte alacakları zamma ilaveten %14,60'lık bir refah payı eklendi. Memur ve memur emeklileri için de %16,48'lik zam yapılacaktı. Orada da %13,52'lik bir refah payı verdi. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9.105 liradan 11.848 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı 6.078 liradan 7.901 liraya çıktı.
Birinci derecenin dördüncü kademesindeki öğretmen maaşı 15.793 lira oldu. Sekizinci derecenin birinci kademesinde çalışan bir polis memuru Ocak ayında 18.235 lira maaş alacak. Artışla birinci derecenin dördüncü kademesinde bulunan uzman doktorun yeni maaşı ise 24.743 lira. Birinci derecenin dördüncü kademesindeki vaizin maaşı 16.615 liraya çıktı. En düşük emekli aylığında zam oranı %60. 3.500 lira olan en düşük emekli maaşı artık 5.500 lira. Dul ve yetimleri aylıklarında yapılacak zam oranı da %30 olarak güncellendi. Zam ve enflasyon farkı 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak. Bu arada sözleşmeli personele kadro ile ilgili kanun teklifi AK Parti grubunda imzaya açıldı. 12 maddelik düzenlemenin kısa süre içinde meclise sunulması bekleniyor. Sözleşmeli personele kadro sorunu çözdük. Kadroya geçiyorlar. 500 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya geçmek için beklediği teklifte son rötuşlar yapılıyor. Teklif AK Parti grubunda imzaya açıldı. İmzaların tamamlanmasının ardından 12 maddelik düzenleme meclis başkanlığına sunulacak. Teklife göre en az 3 yıl kamuda sözleşmeli personel olarak çalışanlar isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. 1 yılda aday memurluk süreci işleyecek. Kadroya geçmek için yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 1 ay içinde başvuruda bulunulacak. Düzenlemeyle 4B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personelle belediyelerde çalışan yaklaşık 200 bin kişi kadro hakkı elde edecek. 230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Ayrıca belediye meclisi kararıyla norm kadro karşılığı çalışırken sözleşmesi uzatılmayıp işten atılanlar da kadroya alınacak. Böylece kamu görevlilerinin tüm hakları sözleşmelilere verilecek. Kamuda kadrolar arası farklılıklar da ortadan kalkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihinin öne çekilebileceğine yönelik iddiaları ilk kez değerlendirdi. Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer dedi. Erdoğan daha önce kullandığı son kez destek istiyoruz sözlerine de açıklık getirdi. Sevgili izleyiciler, merakla beklenen orta gelirliye konut projesinde detaylar açıklandı bugün. Yeni evim kampanyası için 3 bölge belirlendi. Azami vade süresi 15 yıl, faiz oranı 0,69 olacak. İstanbul'daki sıfır konutlara 5 milyon liraya kadar kredi sağlanacak. 16 Ocak'ta başlayacak kampanyadan ilk etapta 100 bin ailenin faydalanması hedefleniyor. Orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yeni evim kampanyasında detaylar belli oldu. Düşük faiz, uzun vade ve kolay ödeme imkanı sunulacak. Amaç orta gelirliyi konut sahibi yapmak. Konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı %10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda kar payı oranları ile faiz oranları 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır. Proje Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığıyla hazırlandı. Banka finansmanı sadece sıfır konutlara verilecek. 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak. Taksitler hane gelirinin %40'ını geçmeyecek. Kampanyaya 18 yaşını dolduran bireyler de şartları sağladıkları takdirde başvurabilecek. Bu kampanyamızla birlikte ilk etapta 100 bin ailemizi inşallah çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi yapmayı hedefliyoruz. Ailede konut olmama şart. Ebeveynlerin, anne ve babanın konutu olmaması gerekiyor ve bu çerçevede 18 yaşını doldurmuş genç bireylerimiz, çalışan bireylerimiz de bu projelere zaten başvurabiliyorlar. Proje gelir düzeyi ve konut fiyatları açısından 3 bölgede uygulanacak.
Bankalar tarafından sağlanacak finansman birinci bölge olan İstanbul'da en fazla 5 milyon lira olacak. İkinci bölgedeki illerde en fazla 3 milyon, üçüncü bölgedeki diğer illerde ise en fazla 2 milyon lira finansman sağlanacak. Proje başlangıç tarihi 16 Ocak. Başvuru yapacakların son bir yılda konut satmamış ve bir yıldır başvuru yapacağı bölgede ikamet ediyor olması gerekiyor. Projenin tüm aşamaları kurulacak komisyonla denetlenecek. Efendim, yeni evim kampanyasıyla orta gelirliye yeni konut alımında sağlanacak avantajlar açıklandı. Kredi en fazla 15 yıl vadeli verilecek, faiz ya da kar payı oranı %0,69'dan başlayacak. Peki alınan krediye göre ödemeler kaç lira olacak? İşte cevabı haberimizde şimdi. Orta gelirliye konut projesinin detayları açıklandı. Yeni evim kampanyasıyla orta gelirli kesime yeni konut alımında sağlanacak avantajlar da belli oldu. Asgari peşinatı %10 olarak belirlenen kampanya sadece sıfır konutlar için geçerli. En fazla 15 yıl vadeyle sağlanacak finansmanda faiz ya da kar payı %0,69'dan başlayacak. Kredi tutarı ve vadeye göre ödeme miktarları değişecek. Orta gelirli vatandaş 15 yıl vadeyle 1 milyon lira kredi çektiğinde 9.719 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. %0,69 oran ve 15 yıl vade için en fazla 4.500.000 liralık kredi çekilebilecek. 2 milyon liralık ev kredisinde ortalama aylık ödeme 15 yıl vadede 19.438 lira, 3 milyon liralık kredide 29.157 lira ödeme yapılacak. 4 milyon lira olan bir ev için 15 yıl vadede aylık 38.875 lira ödenecek. 4,5 milyon lira kredi çeken kişinin aylık taksidi 43.735 lira olacak. İstanbul'da 5, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3, diğer kentlerde ise 2 milyon liraya kadar finansman sağlanacak. Sayın seyirciler, uzun bir süredir özellikle velilerin gündeminde olan ve bugün açıklanması beklenen önemli bir başlık daha, özel okul ücretleri artış oranı %65 olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, üretici fiyat endeksinden ziyade tüketici fiyat endeksini baz alacak şekilde 2023 yılı fiyatını belirleme kararı aldık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı üfe ve tüfe oranlarını, Ocak ayında açıklanan oranlara dikkate alarak bir sonraki eğitim öğretim yılındaki özel üretim kurumlarının ücretini belirliyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene bir değişikliğe gidiyoruz. Üretici fiyat endeksinden ziyade tüketici fiyat endeksini baz alacak şekilde 2023 yılı fiyatını belirleme kararı aldık. Hem 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının %65 olarak belirlenmesi kararını aldık. Zincir marketlerin fiyat sabitleme ve indirim uygulaması devam ediyor sayın seyirciler. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un 4 zincir marketin yöneticisiyle yaptığı görüşmesinin ardından 3 firma uygulamaya katıldı. Ocak ayında 1000'den fazla üründe fiyat sabitlendi. 3000'den fazla üründe de sürekli indirim uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yapılan indirimler zincir marketlere örnek oldu. Bazı marketler fiyat hareketlerinin önüne geçecek adımlara imza attı. Yeni yılın ilk haftasında zincir marketlerden arka arkaya indirim ve fiyat sabitleme kararları geldi. İlk önce bir zincir market 1000 üründe fiyat sabitlemeye karar verdi. Ardından bir diğer markette belirli ürünlerde sürekli indirim kararı aldı. Alınan kararla birlikte zincir market 3000'den fazla üründe sürekli indirim uygulayacak. 419 temel ihtiyaç ürününde ise fiyatlar sabit tutulacak. Bir diğer zincir market ise Ocak ayında 20.000 üründe uyguladığı indirimleri %20'den %40'a çıkardı. Bugün gidiyorduk 5 liraysa yarın gidiyorduk 10 lira, yani bir ara öyleydi. Stok yapan bir hanım olmadığım için günübirlik alıyordum, günübirlik harcıyordum. Benim için iyi olacak. Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 4 ulusal zincir market yöneticisiyle bir araya gelmiş, etiket fiyatlarına yönelik uyarılarda bulunmuştu. Görüşmenin ardından toplam 3 zincir market indirim uygulamasına katılmış oldu.
Sevgili izleyiciler, kiralardaki yüksekliği, bununla ilgili çıkan çatışmaları ekranlarınıza sıklıkla getiriyoruz. Ama bir de çok farklı sitelerde, özellikle İstanbul'daki sitelerde aidatlar var. Neredeyse kira kadar aidat ödenebiliyor. Ve çoğu sitede maaşlardaki artışı bahane ederek aidatlara fahiş oranda zam yaptı. Yetkililer ev sahiplerinin bu artışa mahkeme yoluyla itiraz etme haklarının bulunduğunu belirtiyor. Aidat kapsamına giren gider kalemlerinin mutlaka incelenmesi de öneriliyor. Maaş zamları aidatlara yansıdı. Çoğu sitenin neredeyse kira ücretlerine yaklaşan aidatları cep yakıyor. Kiracılarımızdan, kat maliklerinden bu konuda çok fazla şikayet var. İşte kiraya yakın aidatlar konusu geçiyor cümle olarak genelde. Burada kiracılarımız ve kat maliklerimiz genelde %50'ye yakın, %100'e yakın bir aidat artış oranıyla karşılaşmış durumda. Yüksek aidatların önüne geçmek için site toplantılarına katılmak oldukça önemli. Ev sahibinin iştirak edemediği toplantıya kiracının vekalet alarak katılması gerekiyor. Kat malikleri genel kurulunda işletme projesinde gerekli veya gereksiz veya bir lüks harcamanın olduğunu düşünen kat malikleri veya kat maliğinden vekaletname almış kiracılarımız karşı oy vererek itiraz edebilir, şerh düşebilir o toplantı sunanına. Peki aidat tespiti yapıldıktan sonra kiracılar ve ev sahipleri haklarını nasıl arayacak? Diyelim ki işte bu şart enflasyona göre değil, kur farkına göre değil, tamamen lüks harcama veya tamamen gereksiz bir şekilde harcama konulmuş o projenin içerisinde. Gerçeğin dışında bir rakam telaffuz edilmiş. Bu durumda da itirazı reddedilen kat maliklerimiz de sulh hukuk mahkemesine dava açma hakkını elde ederler. Toplantılarda aidata dahil edilen gider kalemlerinin incelenmesi öneriliyor. Altında yükseliş devam ediyor sayın seyirciler. Gram altın yeni bir rekor daha kırdı. Bugün kaç liradan satıldı gram altın? Neden yükseliyor şimdi ve bu yükseliş ne kadar sürecek? İşte merak edilen, altınla ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları. Altında yükseliş sürüyor. Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı. 1124 liraya kadar çıktı. Bence altın daha da çıkacak gibi gözüküyor. Ama tabii ki düğün olan için bayağı bir masraf, maliyet yani. 6-6 bu. Alıcı daha fazla. Altın da 1100 ile 1150 arasında oynar. Bilezik ve has altın şey yapıyorlar. Gram altının fiyatının rekor kırmasının ardından pek çok kişi tabii ki ilk adreslerden birisi olan Kapalı Çarşı'ya akın etti. Bu fiyattan altını bozdurup kar etmek isteyen de vardı. Daha da yükseleceğini düşünerek yatırımlık altın satın alanda. Abim benim işte evlenecek, evlendiremiyoruz. Şu an düğün takıları almaya mı geldiniz? Evet. Nasıl piyasa, nedir durumlar? Rehin bırakacağız bu arkadaş. Ciddiyim yani, başka şansımız kalmadı artık. Küresel gelişmeler ve dolar kuru da altının yükselişinde etkili. Rusya, Ukrayna'nın gerginliği piyasaları altına yönelmeye başladı insanlar. Bu devam edecek gibi de gözüküyor. Bu akşam da işte FED tutanakları var, onu bekleyecek piyasalar. Şubat'ın 1'de de Amerika'nın faiz kararı açıklanacak, onu da bekleyecek piyasalar. Peki 1110 lira bandında seyreden gram altın fiyatları daha da yükselecek mi? Ons olarak 1820-1880 bandını takip etsinler derim. Gram olarak da 1150 yukarı ana destek seviyesi, çok kuvvetli bir destek. Aşağıda 1110'lara tekrar bir gevşeme olabilir. Borcu olanların oralarda almalarını tavsiye ediyoruz. Uzun vadeli altın trendi kesinlikle yukarı gideceğini söyleyebiliriz. Kızıl Elma'nın süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. Sesin üstünde hızla uçabilen bir varyantı da olacak. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, yerli ve milli insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın özelliklerini anlattı. Sonraki hedeflerinin uzayla ilgili çalışmalar olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihinin öne çekilebileceğine yönelik iddiaları ilk kez değerlendirdi. Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer dedi. Erdoğan daha önce kullandığı son kez destek istiyoruz sözlerine de açıklık getirdi. Birileri yanlış anlıyor, bu seçimle ilgili söylüyorum ifadesini kullandı. Hayırlı olsun. Kamuoyunda ne görüşüdür, ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize girer. Çünkü biz istikametimizi
kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz. Seçim tarihi öne çekilir mi sorusunu meclis kulisinde bu sözlerle yanıtladı. 2023 seçimlerine grup kürsüsünde de vurgu yaptı. Sandığa gittiğinde milletimizin bakacağı tek şey kimin ne yaptığıdır dedi. Ömrü boyunca girdiği hiçbir seçimi kazanamayarak siyasette kifayetsizliğe takılanların meselesini de İnşallah seçim sandığında biz çözüme kavuşturacağız. Gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor. Ben bu seçimle ilgili söylüyorum. Şimdi bu seçime yönelik bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Altılı masaya yönelik eleştirilerini sürdürdü. Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin ardından film fırıldak çevirsin, birbirlerine çelme taksın, birbirlerinin gözünü oysun. Biz işimize bakacağız. Biz eser ve hizmet siyasetimize bakacağız. Erdoğan'ın gündeminde başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif de vardı. Gelişmeleri yakından takip edip üzerimize düşeni yapacağız ifadesini kullandı. Şayet bu teklif Meclis Genel Kurulu'nda 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilirse biz önümüze gelen değişikliği onaylar ve yürürlüğe sokarız. Ama bu teklif 400'ün altında ve 360'ın üzerinde bir oy sayısıyla meclisten çıkarsa zaten anayasa gereği halk oylamasına götürmemiz gerekiyor. Böyle bir tablo oluşması halinde ise milletimizin hakemliğine gitmekten çekinmeyiz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye destek verdi. Mecliste yasalaşması için elimizden geleni yapacağız dedi. Akşener, Cumhuriyet'in 100. yılı için çok kıymetli bir dönüm noktasındayız ifadesini kullandı. Yıllarca yılmadan, yıkılmadan müthiş bir hak mücadelesi yürüten, kırmadan, dökmeden haklarını arayan ve sonunda o haklarını söke söke alarak esas tebriği hak eden EYT'li kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Düzenleme milletimize ve memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Gündeminde emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme vardı. Meclise gelecek yasa teklifine destek vereceklerini açıkladı. Siz bugüne kadar birleştiniz, mücadele ettiniz ve hakkınız olanı aldınız. Hiç merak etmeyin ki biz de bugünden sonra bu kanunun bir an önce meclisten geçmesi için elimizden geleni yapacak, söke söke aldığınız hakkı yasa ile taçlandıracağız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yılın ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Cumhuriyet'in 100. yılının bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. İşte şimdi o ruhun Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağı zamandayız. Çünkü bu yıl çok kıymetli bir dönüm noktasındayız. Çünkü bu yıl büyük Türk milletinin tarihteki en parlak başarılarından biri olan Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Altılı Masa yarın toplanıyor sayın seyirciler. 10. buluşmada liderler artık merak edilen Cumhurbaşkanı adayını konuşmaya başlayacak. Altılı Masa'nın Ocak ayı bitmeden bir kez daha toplanması planlanıyor ve o toplantıda aday için çalışmalara başlanma kararı alınması bekleniyor. Altılı Masa partileri 5 Ocak Perşembe günü bir kez daha toplanacak. Ev sahipliğini Gelecek Partisi yapacak. Toplantı öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı iki tur halinde liderler turuna çıktı. O buluşmalarda 9 ana, 72 alt başlıktan oluşan hükümet programıyla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası çalışmaları ele alındı. Ayrıca 10. Altılı Masa toplantısının gündemi belirlendi.
Masanın en sıcak gündem maddesi Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu. Hızlandırılmış takvimle artık merak edilen ortak aday konuşulmaya başlanacak. Toplantıları hızlandırma kararı alan altılı masanın ay sonunda yeniden bir araya gelmesi planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğindeki 11. buluşmada aday belirleme çalışmalarına başlama kararı alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayının ise Şubat ayında açıklanması gündemde. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyedeki terör incelemesine ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu, hakim ve savcıları tehdit ediyor, kimse hakim ve savcıları tehdit edemez dedi. AK Parti grup toplantısı öncesinde konuşan Bozdağ, tehdit eden karşısında hukuku bulur ifadesini kullandı. Sayın İmamoğlu yaptığı açıklamalarla aleni yargı görevi yapan hakim ve savcılarımızı tehdit ediyor. Adil yargılama etkilemeye teşebbüs ediyor. Kendi lehine istediği kararlar çıkmazsa Gökkubbe'yi yıkacağını ifade ediyor. Yani bu üslup, bu değil. Bizim kanunlarımıza göre, hukukumuza göre kabul edilemez. Hem adil yargılama yetkilemeye teşebbüs, hem yargı görevini yetkilemeye, yapanları yetkilemeye teşebbüs, hem de yargı görevini yapanları tehdit etmek suçlu. Hiç kimse yargı görevini yapan hakim ve savcıları tehdit edemez. Tehdit eden karşısında her zaman hukuk bulur. O kabul edilemez. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'daki Türkiye-Rusya-Suriye üçlü toplantısı ile ilgili konuştu. Bizim esas gayemiz ülkemizin savunulması dedi. Görüşmelerin devam edeceğini belirten Akar, Suriyeli kardeşlerimiz var, onların aleyhinde, onları zora sokacak herhangi bir şekilde bizim bir şey yapmamız asla söz konusu değil diye konuştu. Esas gayemiz ülkemiz milletimizin savunması. Bunun için de terörle mücadele konusunda bizim kararlı olduğumuz bu adamlarımızı ifade ettik. Türkiye-Rusya-Suriye üçlü görüşmesini değerlendirdi. Devamı olacak dedi. Suriye'de Rusya ile ortak çalışmaların artırılabileceğini söyledi. Yerlerinin yapılması ve uzmanların tekrar buluşması şeklinde bu süreç devam edecek. Umudumuz, dileğimiz bizim bu sürecin makul ve mantıklı bir şekilde başarılıca devam etmesi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grup toplantısı öncesinde konuştu. Türkiye'nin Suriye konusunda net bir politika izlediğine de vurgu yaptı. İster Türkiye'de olsun, ister Suriye'de olsun, bizim birlikte olduğumuz Suriye kardeşlerimiz var. Onların aleyhinde, onları zora sokacak herhangi bir şekilde bizim bir şey yapmamız, bir asla kurtarmamız, bir temennimiz, dileğimizse, buradaki Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin de gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmektedir. Kızıl Elma'nın süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. Sesin üstünde hızla uçabilen bir varyantı da olacak. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, yerli ve milli insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın özelliklerini anlattı ve sonraki hedeflerinin uzayla ilgili çalışmaları olduğunu açıkladı. Bunun yanında Kızıl Elma agresif manevralar yapabilecek. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar katıldığı televizyon programında soruları cevapladı. Kızıl Elma'nın hem Akıncı'dan farkını hem de taşıdığı yenilikleri anlattı. Kızıl Elma savaş uçaklarına karşı muharebe edebilecek. Bunun yanında, hava yani. Evet, bunun yanında çok daha süratli gidiyor. Yani Akıncı'ya nispetle seyir süreti birkaç kat daha fazla. Hatta süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. O daha az kullanılan bir varyant. Yani daha az ihtiyaç olan bir varyant ama yeri geldiğinde o kabiliyette olması için yani sesin üstünde bir hızla da uçabilen varyantı olacak. Bayraktar Kızıl Elma'dan sonraki hedeflerini açıkladı. Kızıl Elma'dan sonra artık uzayla alakalı girişimimizi başlattık ve orada da hedefimiz tabii bunlar 5, 10, 15 yıl sürecek hedefler. Hedefimiz bu takım uydularıyla, alçak yörünge takım uydularıyla
bir haberleşme ve küresel konumlama sistemi geliştirmek ve bunun yanında yörünge transfer araçları geliştirmek. Selçuk Bayraktar uzayla ilgili girişimi ise 6 ay önce kadar başlattıklarını söyledi. Buradan yeni bir Baykal hikayesi çıkacak dedi. Uzayla alakalı girişimimizde yaklaşık bir senedir konuşuluyordu. 5-6 ay kadar önce kurduk. Orada da bir ekip var. Yani yeni bir Baykal hikayesi çıkacak. Türkiye'nin en iyi roketçileri dünya çapında. Selçuk Bayraktar, Kızıl Elma'da dahil tüm çalışmaları öz kaynaklarıyla yaptıklarını, uzay çalışmalarını da öz kaynaklarıyla sürdüreceklerini vurguladı. Tümüyle kendi kaynaklı, bu ihracattan gelen kaynaklarla yaptık. İstanbul'da ambulansın aracına çarptığını öne süren kadın ambulans şoförünü yaraladı. Sürücü kendisini görüntüleyen haberciyle de dakikalarca tartıştı. O anlar kameraya yansıdı. Efendim, Konya'da yoğun sis kazaya sebep oldu. Askeri araç tıra çarptı ve kazada iki asker şehit oldu. İki asker de yaralandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Askeri araç tıra arkadan çarptı. Kazada bir astsubay, iki asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Feci kaza Konya-Adana karayolunda yaşandı. Yoğun sisin yaşanması ve görüş mesafesinin düşmesi sonucunda Konya şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Tatlıcak mevkiinde bir askeri araç önündeki tıra arkadan çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yaralı askerler ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İki askerimiz maalesef şehit olmuş. İki askerimiz de yaralı halde hastanemize intikal ettirilmiş. Yaralılarımızın durumu iyi. Tekrar başımız sağ olsun. Ailelere sabrı cemil diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Koca mesajında, yaralı askerlerimizin tedavisi devam ediyor. Şehit Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum sözlerine yer verdi. İstanbul'da sis sabah saatlerinde yeniden etkili oldu. Boğaz hattında görüş mesafesi düştü. Edirne'de de sis nedeniyle trafikte zor anlar yaşandı. Virajı fark edemeyen sürücünün kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı. İstanbul güne yine sisli havayla uyandı. Sis bulutları özellikle Boğaz hattında etkili oldu. İstanbul'da etkili olan sis Boğaz'da ve kıyı şeritlerde etkisini oldukça fazla gösterdi. Öyle ki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez hale geldi. İstanbul'da günlerdir etkisini gösteren sisin en yoğun olarak gözlendiği noktalardan birisi de Büyükçamlıca Tepesi. Büyükçamlıca Tepesi'ne İstanbul'u seyretmek için gelen vatandaşları bembeyaz bir örtü karşılıyor. İstanbul'u seyretmek için geldim ama İstanbul'u göremiyorum. Her yer beyaz. Sis bulutlarının yoğunlaştığı bir diğer noktada Beylikdüzü'ydü. Marmara'nın genelinde etkili olan sis sebebiyle Edirne'de görüş mesafesi 50 metreye kadar azaldı. Trafikte zor anlar yaşandı. Bir sürücü virajı fark edemeyince otomobili köprüden uçtu. Kazada 3 çocuk 5 kişi yaralandı. Uzmanlar sisin etkisini önümüzdeki günlerden itibaren azaltacağını belirtiyor. Dün ve önceki günde bu sis azalarak, tedricen azalarak sürüyor. Bugün biraz daha zayıfladı. Artık bundan sonraki günlerde, bugün akşam saatleri ve yarından sonra artık sis etkisini kaybetmeye başlayacak. Efendim, çok korkunç bir kazanın görüntüleri. İstanbul'da bir kamyon şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve gördüğünüz gibi az önce bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı. O sırada şuradaki araç kıl payı kurtardı. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Bak, şu beyaz araba var ya.
İstanbul Beykoz'da demir boru yüklü bir kamyonun sürücüsü korku dolu anlar yaşattı. Kamyon yokuş aşağı indiği esnada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı ama bu kamyonun durmasına yetmedi. Kavşakta benim önümdeydi kamyon. Kavşağa dönerken de bir tane minibüse taktı. Hatta arkadaşlar durmadı, onun peşine düştü. Önündeki kamyonu kaybettik orada. Nereye gitti? Zannedim yukarıca yer freni patladı orada. Şuradan doğru vura vura gele gele buradan da karşı tarafa geçti. Baktınız da halimize. Dükkanın içine neredeyse demirler saplanacakmış. Çok şükür yine ölüm bölüm yok, o iyi. Bizim için en büyük teselli o. Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yattı. Metrelerce sürüklendi. Bir patlama sesi geldi. Yani koştum baktım, demirler araba burada bir düştü zaten. Aklım gitti yani, şu an bile kendimden değilim. Kamyon sürüklendiği esnada bir otomobili de teğet geçti. Otomobilin sürücüsü ölümden döndü. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyon içerisinde sıkışan şoför ve yolcuyu sıkıştıkları yerden kurtardı. Şoför biraz ağır yaralıydı ama sağ çıktı. İkincisi daha iyi. Hastaneye kaldırıldı. Kamyonun inmesi yasak olan bir bölge artı. Evet. Ama buraya sürekli kamyonlar geliyor. İki yaralının hastanede tedavisi sürüyor. Trafikte kuralları hiçe sayan bir kişinin görüntüsü. Bakın, lüks araç sürücüsü bir tünelde, hem de tünelde. Çünkü normalden çok daha, biliyorsunuz, hız sınırının daha da düşük olması lazım tünellerde. Tam 300 kilometre hızı aştı tünelde. Tabii ki kazaya davetiye çıkardı. Bir de o anları cep telefonuyla kaydetti sosyal medyadan. Bakın hangi notla paylaştı. Kuralları hiçe saydı, hız sınırını aştı. Saatteki hızı 300 kilometreyi geçti. Türkiye'de bir tünelde kaydedilen görüntünün tam olarak adresi henüz belli değil. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüde lüks aracın 300 kilometre hızı aştığı görülüyor. Sol şeritte ilerleyen araç bir süre sonra bir anda hızını kesmek zorunda kalıyor, zira şeritte bir başka araç bulunuyor. İzleyenlerin yüreğini ağzına getiren anları bir de kaydeden sürücüsü, videoyu sosyal medyada "hissetmek bazen hayat kurtarır" ifadesiyle paylaştı. Birçok bankacılık işlemi artık internet üzerinden yapılabiliyor. Onlardan biri de kredi başvuruları. Ancak son dönemde sosyal medyada bankaların isminin ve logosunun kullanıldığı sahte kredi reklamları arttı. Uzmanlar dolandırılma ihtimaline karşı uyarıyor. Efendim, şimdi bugünün en çok konuşulan görüntülerinden biri İstanbul'da gerçekleşiyor. Ambulansın aracına çarptığını öne süren bir kadın. Ambulans şoförünü dakikalarca taciz ediyor, üstüne geliyor. Bakın, bu ne şiddet, bu celal diyesi geliyor insanın ve şoförü yaralıyor sonunda. Aynı zamanda kendisini görüntüleyen haberciyle de dakikalarca tartışıyor. Ne diyorsun sen? Ha? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Kucağında bebek, elinde bıçakla bağırıp çağırdı. Önce ambulans şoförüne, sonra haberciye saldırdı. Gel gel. İstanbul Başakşehir'de ambulansın aracına çarptığını iddia eden sürücü bıçakla ambulans şoförünü yaraladı. Ardından kendisini görüntüleyen gazeteciyle kavga etti. Gazeteciyim ben, gazeteciyim. Ben gazeteciyim, gazeteciyim. Tamam, ben gazeteciyim. Ben basın mensubuyum. Ambulansı gördün mü? Kadın hanımefendi. Siz bana saldırdınız mı? Siz bana saldırdınız mı? Siz bana saldırdınız mı? Yol ortasındaki kavga dakikalarca sürdü. Kadın bir türlü sakinleşmedi. Niye saldırdılar size? Bıçakla mı saldırdılar? Bıçakla saldırdılar. Bıçakla. Neden saldırdılar? Hamile bebeği var. Ambulans çarptı. Kız, bebeğe zarar olabilirdi. Siz nasıl bir gazetecisiniz? Trafikte yaşananlar kameralara böyle yansıdı. Kız hamile, ambulans nasıl vurdu? Bebeği de var. İyi, o bebeğe bir şey olmaz. Tamam, siz bana saldırdınız bıçakla. Tamam mı? Bak, siz bana saldıramazsınız. Siz bana saldıramazsınız. Sürücü bir süre sonra aracıyla uzaklaştı. Bir de bebeği var. Efendim, sosyal medya
sözde tedavi diyerek çocuğunu 36 saat aç bırakan anneyi konuşuyor. Üstelik anne bu yöntemi takipçileriyle paylaştı. Yani gerçekten tedavi olduğuna inanıyor. Oysa ki çocuklar gelişme çağında, hele bebekler, çok daha sık beslenmek durumunda bildiğiniz gibi. Kadınla ilgili daha sonra CİMER'e şikayet yağdı. O annenin Konya'daki evinde inceleme yapıldı. Uzmanlar özellikle sosyal medyadaki sağlık paylaşımlarının tehlikesine dikkati çekiyor. Ve o çocuklar sizin malınız değil, onların sağlıklarına mutlaka dikkat etmelisiniz diyor. 9 yaşındaki çocuğunu sağlığa iyi geliyor deyip 36 saat boyunca aç bıraktı. Üstelik bunu 15 günde bir tekrarladı. Uyguladığı yöntemi sosyal medyada takipçileriyle paylaşınca anneye tepki yağdı. Yani böyle bir şey olması mümkün değil bence. Hiç de doğru bulmadım. Sağlık açısından da bence uygun değil. Sonuçta yani bir çocuk bu. Hatta yaşı kaç çocuğun? 8 ya da 9. Hiç uygun değil bence. Konya'da yaşayan kadının sosyal medyada daha önce de benzer tavsiyelerde bulunduğu görüldü. Son paylaşımı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyu yakın takip aldı. Kadının evinde inceleme yapıldı, ifadesine başvuruldu. Uzmanlara göre tedavi dediği bu yöntem bir çeşit çocuk istismarı. Çocuk o anne babanın malı mülkü değildir. Çocuk üzerinde istediği tedavileri uygulama hakkına sahip değildir. Bir nevi bir çocuk istismarı çeşididir. Çocuğa uygulanan rutin 15 günde bir uygulanan 36 saatlik açlık seanslarının tıbben halihazırda kabul edilebilir hiçbir yanı bulunmamakta. Özellikle son dönemde tıp konusunda benzer tavsiyeleri sosyal medyada paylaşan çok sayıda kişi bulunuyor. Ancak o tavsiyeleri bir hekime ya da sağlık kuruluşuna başvurmadan birebir uygulamak sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor. Her insanda aynı tedavi uygulanamaz. Tedavilerin içerikleri, oranları, zamanları, uygulanış şekilleri insandan insana değişir. Kişinin çocuk olmasına göre, yaşlı olmasına göre, kadın erkek olmasına göre, kilosuna göre, boyuna göre değişir. Bu tedavilerin tıp fakültesinden mezun hekimler tarafından verilmesi tartışma götürmez bir gerekliliktir. Ya çok yanlış buluyorum ben. Yani doktorların söylediği şeylere uymak lazım. Kendi kendimize biz bir yöntem bulamayız. Bu annenin yaptığında çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Mersin'de sahte diş hekiminin merdiven altı muayenehanesine baskın düzenlendi. İçeride bulunan tıbbi malzemelere el konuldu. Kendini diş hekimi olarak tanıtan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kullanılmış enjektörler, diş tedavisi malzemeleri, görüntüler Mersin'deki sahte diş kliniğinden. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri CİMER'e yapılan ihbarla harekete geçti. Kendini diş hekimi olarak tanıtan bir kişinin merdiven altı muayenehanesinde yanlış tedavi uyguladığı belirlendi. Toroslar ilçesi Akbelen mahallesindeki muayenehaneye baskın düzenlendi. Likit ve toz olarak geçiyor yani. İncelemeler sonucu diş muayenesinde kullanılan birçok alet ele geçirildi. Bazı malzemelerin tekrar kullanılmak üzere saklandığı görüldü. Sahte diş hekiminin muayenehanesi mühürlendi. Kullanılmış enjektörler açık. Bir berber dükkanına sığınan sahte diş hekimi kısa sürede yakalandı ve sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Sevgili izleyiciler, bildiğiniz gibi pek çoğumuz bundan faydalanıyoruz. Hayatımızı da kolaylaştırıyor gerçekten. Birçok bankacılık işlemi artık internet üzerinden yapılabiliyor. Onlardan biri de kredi başvuruları. Ancak son dönemde sosyal medyada bankaların isminin ve logosunun kullanıldığı sahte kredi reklamları arttı. Uzmanlar dolandırılma ihtimaline karşı uyarıyor ama biz neye dikkat etmeliyiz dolandırılmamak için? İşte detaylar şimdi haberimizde. Sosyal medya kullanımıyla beraber sanal dolandırıcılıklar da artıyor. Son örneği ise sponsorlu içeriklerle reklamı yapılan sahte krediler. Dolandırıcılar bankaların isimlerini ve logolarını kullanarak sosyal medyada sahte hesaplar oluşturuyorlar. Ucuza kredi, uyguna kredi gibi sloganlarla hazırladıkları gönderileri sponsorlu içerik olarak dolaşıma sokuyorlar. İçeriklere tıklayan kullanıcılar kopyalanmış sitelere yönlendiriliyor. Kredi başvurusu adı altında kişisel veriler ve banka hesap bilgileri ele geçiriliyor. Son günlerde bu tür hesaplar artmaya başladı. Bazen görüyorum ama çok fazla da görmüyorum çünkü fazla gezmiyorum ama belki de gerçekten banka ama bakamıyoruz korkumuzdan.
tür içeriklere denk geldim ama hiç de şey yapmadım yani. Kabul etmedim, etmiyorum da. Hemen direkt çıkıyorum zaten öyle sayfalardan. Peki bu yöntemin önüne geçilmesi mümkün mü? Burada uzun süreli bir dolandırıcılık süresi yok. Mesela kısa süreli hesaplar açılıyor. Hemen vurkaç yöntemiyle dolandırıcılık yapılıyor ve hesaplar kapatılıyor. Bu açıdan bunları takip etmek, bunların önüne geçmek mecralar bakımından biraz zor. Uzmanlar kullanıcıları dikkatli olmaları noktasında uyarıyor. Özellikle kullanıcı adına bakabilirsiniz. Mesela XYZ Bankası sonunda birkaç tane harf varsa muhtemelen bu sahte hesaptır. Yeni açılan bir hesapsa muhtemelen sahte hesaptır. Binlerce takipçisi ya da takip ettiği binlerce hesap varsa mesela hiçbir banka 30 bin kişiyi takip etmez. Bu kadar kişi takip ediyorsa bu muhtemelen sahte hesaptır. Efendim bir sıcak gelişme ekranlarınıza yansıyor. Hemen seslendirelim. Memur ve emekli zammı teklifi meclise sunuldu. AK Parti memur ve emekliye %30 zam ve en düşük emekli aylığını 5500 liraya çıkaran teklifi sundu. İşverenlere asgari ücret için 400 liralık destek de 9 maddelik teklifin içinde bulunuyor. Şimdi sevgili izleyiciler, tabii koronavirüs ve onun dışında farklı farklı virüsler hepimizin gündemi çünkü çok fazla gerçekten. Hem kendimizde hem de etrafımızda görüyoruz. Hastalıklar çok arttı, virüsler çok arttı. Şimdi Omikron'un yeni varyantından bahsedeceğiz. XBB.1.5 adı. Bu arada bu tür farklı tuhaf isimleri olan çok fazla varyant da var. Amerika ve Avrupa'da yayılmaya devam ediyor bu varyant. Bulaşıcılığı yüksek olan bu varyant bağışıklıktan da kaçıyor. Peki dikkat etmemiz gerekenler neler? Detaylara bakalım şimdi. Koronavirüs alt türleriyle yayılmaya devam ediyor. Bu kez tedirginin kaynağı XBB.1.5 varyantı. Bulaştırıcılık hızı çok yüksek olan Omikron'un alt varyantı XBB.1.5 Amerika'nın ardından Avrupa'da da baskın varyant haline geldi ve varyant maalesef hastane yatışlarını da artırmış durumda. Daha hızlı bulaştığını biliyoruz. Şimdiye kadar olan varyantların içerisinde hemen hemen en hızlı bulaşan, en çok bulaşan varyantı. İkinci bir özelliği de maalesef bağışıklık sistemi tanımıyor ve bağışıklık sistemini alt ederek hastalık yapabiliyor. Özellikle aşısızlar ve ileri yaştakiler risk altında. Mevcut durumda halen en önemli şey hastalıktan korunmak için aşılama. Bu yeni varyanta yönelik aşı ne kadar koruyor? İleri dönemde bunları göreceğiz. Yine tecrübemiz aşısız kişilerde daha ağır seyretmesi, hastanede yatış, yoğun bakıma yatışın biraz daha fazla olması şeklinde. Peki XBB.1.5 varyantına karşı nelere dikkat etmek gerekiyor? Gerek COVID gerek diğer solunum yoluyla bulaşan hastalıklar için zorunlu olmasa da maske mutlaka özellikle toplu taşımalarda, kalabalık alanlarda mutlaka takılmalı, çıkartılmamalı. Maske, mesafe, hijyen kurallarını ben tekrar anımsatmak isterim. Efendim Çin'in sınırlarını açma kararı pek çok ülkede salgının yeniden alevlenmesi endişesini beraberinde getirdi. Halihazırda Çin'den giden yolculara test zorunluluğu uygulayan ülkelere Avrupa Birliği üyeleri de katılmaya hazırlanıyor. Çin ise peş peşe gelen bu test zorunluluğu kararlarına tepkili. Koronavirüs önlemlerini bir bir gevşeten Çin 8 Ocak'ta sınırlarını açacağını duyurdu. Dünyada yeni salgın endişesi başladı. Ülkeler ardı arda Çin'den gelen yolcular için salgın önlemi alacaklarını açıklıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Japonya ve Malezya'nın ardından Avrupa Birliği ve Çin'den gelenler için tedbir almaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkelerin çoğunluğunun test zorunluluğu istediğini duyurdu. Görüş birliği sağlanırsa üye ülkelerin tamamı, Çin'den seyahat eden yolculardan sorunlu koronavirüs testi talep edecek. Tedbirlerin gevşetilmesiyle artan vakalar sebebiyle Avrupa Birliği, Çin'e ücretsiz koronavirüs aşısı gönderme teklifinde de bulundu. Güney Kore'ye giden Çinli yolcuysa ülkede paniğe sebep oldu.
Koronavirüs tespit edilen yolcu karantinaya alındığı otelden kaçtı. Polis kaçak yolcuyu arananlar listesine ekledi. Yolcu yakalanırsa 1 yıl hapis ya da yaklaşık 8 bin dolar ceza ödemesiyle yargılanması söz konusu. Çin ise ülkelerin Çin'den gidenlere test uygulamasına tepkili. Ülkede yeni bir varyant tespit edilmediğini ifade eden Pekin yönetimi, alınan önlemlerin bilimsel olmadığını savunuyor. Son olarak Çin Dışişleri Bakanlığı, Çinli yolculara test zorunluluğu getirilmesini kınadı, bu uygulamayı ayrımcılık diye niteledi. Ukrayna'nın Makayivka'daki Rus askeri tesisine saldırısının yankıları sürüyor. Biliyorsunuz burada Rus askerlerinin cep telefonlarını açmasından dolayı yerlerinin Ukrayna tarafından tespit edilmesi ve bunun üzerine bu saldırının gerçekleşmesi konuşuluyor. Moskova'da kayıplarının 89'a çıktığını duyurdu. Rusya'ya yönelik yaptırımlar da Avrupa Birliği içinde tartışılıyor. Ukrayna, Makeyivka kentindeki Rus askeri tesisini 1 Ocak'ta HIMARS çok namlulu roket atar sistemiyle hedef aldı. Tesis harabeye döndü. Moskova saldırıda can kaybının 63'ten 89'a çıktığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın tesisin konumunu askerlerin yasak olmasına karşın cep telefonlarını yoğun şekilde kullanması nedeniyle tespit ettiğini açıkladı. Olay Rus kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geçen yıl ödül alan savaş muhabiri Semyon Pegov, cep telefonları hikayesi pek inandırıcı değil dedi. Can kaybının daha da artacağını savundu. Putin de Zirkon hipersonik seyir füze sistemi ve son nesil silahlarla donatılan Amiral Gorshkov firkateyninin muharebe görevine başlaması için düzenlenen törene çevrim içi katıldı. Geminin Atlas ve Hint okyanuslarıyla Akdeniz'de görev yapması bekleniyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımlarsa Avrupa Birliği içinde tartışılıyor. Avrupa Parlamentosu üyesi ve eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt, Avrupa Birliği'nin uyguladığı 9 yaptırım paketinin Rus ekonomisine etki etmediğini, aksine Rusya'nın adeta ödüllendirildiğini belirtti. Birlik üyesi ülkelerin Rusya ile ticaretinin 2022'de bir önceki yıla oranla çarpıcı boyutta arttığını ortaya koyan tabloyu paylaştı. Veriler Moskova ile Yunanistan'ın %142, Rum kesiminin %138, Lüksemburg'un da %262 daha fazla ticaret yaptığını gösterdi. Endonezya'da Bali Adası açıklarında bir turist teknesi battı sayın seyirciler ve işte denizin ortasında böyle kaldı turistler. Hayatta kalma mücadelesi verdiler ama neyse ki daha sonra yapılan müdahaleyle 23 turist ve 6 mürettebat kurtarıldı. Turistleri taşıyan tekne alabora oldu. Onlarca kişi hayatta kalma mücadelesi verdi. Görüntüler Endonezya'nın Bali Adası yakınlarında kaydedildi. Nusa Penida kasabasından Sanur yönüne hareket eden tekne Bali denizi açıklarında su almaya başladı. Durumu fark eden yolcular bir bir denize atladı. Tekne dakikalar içinde suya gömüldü. Kurtarma çalışmaları sonucu 23 yolcu ve 6 mürettebat denizden çıkarıldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Mürettebat teknenin sert bir nesneye çarparak su aldığını, bu sebeple battığını açıkladı. Efendim şimdi Çin'e götürüyoruz sizleri. Bir maymun yoldan gelenden geçenden muz çalıyor. Kamerada yansıdı. Çaldığı muzları da aç olmalı ki tabii çok seviyor doğal olarak. Hemen oracıkta oturup yiyor. İşte o maymunun görüntüleri sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi bugün. Sessizce yaklaştı. Bir anda yoldan geçenlerin poşetindeki muzları kaptı. Afiyetle yedi. Görüntünün adresi Çin'in Guiyang eyaleti. Yolda yürüyen iki kişi maymunun hedefi oldu. Muzları maymuna kaptırdıktan sonra geri almaya çalışsalar da sonuç değişmedi. Maymunun muzları çaldığı o anlar çevredekiler tarafından kaydedildi. Görüntü sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Ve bu görüntülerle birlikte bu akşam da ana haberde veda vakti geldi sevgili izleyiciler. Kısa bir aranın ardından Fatih Çimen birinci sayfada karşınızda olacak. Hoşçakalın.